Sevgili Fenerbahçeliler, herkese iyi geceler diliyoruz. Fenerbahçemiz Euroleague'de BİÇ Baskonya'yı konuk etti ve bugün çok değerli, çok kıymetli, çok güzel bir galibiyet daha aldık ve hepimizi çok mutlu eden bir oyun vardı sahada. Fenerbahçe çok istekli, çok iştahlı, çok arzuluydu. Gerek savunma kısmı olsun, gerek hücum kısmı olsun. Çok önemli bir galibiyet aldık. Geçen hafta söylemiş olduğumuz Zenit maçından sonra özellikle hani mesaj maçlı olacak dediğimiz haftayı 2'de 2 ile geçtik Uğur ve 75-53 kazandık. Kendi sahamızda oynadığımız iki maçta iki galibiyet bizler için çok önemli. Asvel maçı öncesi, Asvel deplasman öncesi yani ilk yarının sonu öncesi çok ateşli bir galibiyet. Seyircinin artık yavaş yavaş iyice eski moduna dönmesi, muhteşem tezahüratlar, salonun özellikle Yan Veseli ve Nando Dekolo'nun ismiyle yankılanması zaten gecenin en güzel olaylarından bir tanesiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı. De zaten maçın başından sonuna kadar da üstün götürdük. Ben öncelikle senin güzel yorumlarını dinlemek istiyorum. Akabininde zaten program içerisinde de istatistik bilgilerini de ufak tefek karşılıklı paylaşalım, interaktif gidelim. Bu arada sevgili Okan abimiz bugün yayınımızla alakalı tekrardan yorum yazmıştı. Ufak bir rahatsızlığı varmış. Ondan dolayı ilk yorumum dedi biraz kısa olmuş dedi. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Umuyorum ki çok ciddi bir rahatsızlığı yoktur. Gerçekten bizim çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz abilerimizden, izleyicilerimizden bir tanesi. Kendisine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Gözden de. Hiç şüphesiz estağfurullah. Kalben bütün acil şifaları diliyoruz. Okan abi nezdinde herkese, bizi seven sevmeyen herkese acil şifalar olsun. Okan abi ayrıca olsun. Çok sevdiğimiz bağımız. Desteği bizim için çok onur veriyor, çok gurur veriyor sağ olsun. Büyük bir teveccüh gösteriyor başladığımızdan bu yana kadar. Tekrar çok sonsuz teşekkürler olsun. Vallahi Onur, nereden başlayıp bilemiyoruz. Çok özlemişiz arda arda gelen galibiyetleri. Özellikle hani bu yaz aylarında böyle bir kara bir atmosfer çiziyormuş gibi gözüktük belki izleyicilerimiz ama bu bizim elimizde değildi. Ama hani hep şunu diyorduk, hep tutunduğumuz bir dal vardı ya, ben bunu bu maç özelinde gördüğümü hissediyorum. Şimdi şöyle, biz mesela geçen Rize maçını değerlendirirken senle telefonda konuşuyorduk mesela. Basket'e döneceğim, merak etmesinler. Sadece birbirlerini bağlamaya çalışıyorum. Konu ki Fenerbahçe bir bütün olduğu için aslında camia, şey, branşlar arasında çok da bir nasıl söyleyeyim, farklılık yok aslında bakıldığı zaman. Oyun farklı olabilir ama Fenerbahçe'nin camiası açısından bakış açısı çok farklı olmuyor. Konu ne? Konu şu. Şimdi biz Rize maçını oynadık. Rize ligin en alt seviyesi takımlarından biri ama biz oyun olarak o kadar güçlü bir oynadık ki yani Rize karşıtı Rize'nin niye orada olduğunu, Fenerbahçe'de niye Fenerbahçe olduğunu gösterdik. Oyun olarak da gösterdik. Kulüp geleneği olarak da gösterdik. Doğru mu? Ama şimdi baktığın zaman Göztepe maçı olsun futbol adına baktığımız zaman İşte Kasımpaşa maçı olsun, işte bu son oynadığımız Gazişehir maçı olsun, İşte yeni adıyla Gaziantep neyse. Bunlar küme düşme potasında yer alan takımlar ama biz futbol olarak onlara karşı güçlü bir oyun koyamadığımız için gerek puan kayıplarıyla gerek kendi yaptığımız hatalarla ne yapmış olduk? Puan takılmış olduk, maç kaybetmiş olduk, maç vermiş olduk. Yani ne olmuş oldu? Biz kendi oyunumuzu gösteremediği takım. Rakip, biz hep söylüyorum, benim hep güzel söylediğim bir olay var. Rakibin adı çok önemli, bazı kıstaslara göre tabii ki önemli ama sen oynamadıktan sonra, sen mücadele etmedikten sonra sana Gazişehir'de Real Madrid olur. Real Madrid'de istersen Gazişehir olur. Bu tamamen biraz da seninle bağlı olan bir şey. Çünkü Fenerbahçe'nin artık kulüp genetiğinin ve kulüp kültürünün ve hep onu söylüyorum, heybeti, azametinin de artık taşıdığı çıta orası olduğu için biz bunları rahatlıkla konuşuyoruz artık. Herhangi bir kulüpten bahsetmiyoruz çok şükür. Şimdi dönelim basketbola. Niye Baskonya maçında böyle konuşuyoruz? Baskonya artık evet belki görüldüğü gibi bu kötülemek için söylemiyorum Baskonya'yı ama eski Evet. Baskonya tadında değil. Kadro olarak da ben bana baktım. Yani eski o şaşalı maç yapısı şeklinde o Dioplu kadrolar değil. Voight bandı kadrolar değil. Hatta bence Pierre-Emerick ve Polonaralı kadrolar bile değil ki çok şükür. Allah'tan kendisi bizde artık, ne mutlu. Bugün bir kez daha söyleyebildik onu gururla. Ve programımız muhtemelen artık izlendiğine ben kanaat getirdim. Veyahut da kulaklık izlemeseler de birilerini izlettirdiklerini çok çok eminim. Niye diyeceksin? Şimdi Cümleyi niye? benden güzel çaldın. Bir, ben biliyordum zaten ondan erken davrandım. Muhakkak sen onu bir yerine not etmişsindir diye. Çünkü aynı şeyleri düşünüyoruz zaten %90 olasılıkta da. Şimdi bir Melih'le başlaması değil mi? Yani niye öyle düşündüğümüzü, bir Melih'le başlangıç. İki de haddinden fazla Polonara'ya bu maçı artık tamam bu maç senindir denmesinin bir mesajı. Evet, Tamam işte katılıyorum. yani artık yavaş yavaş
Biz de burada demek ki bir şeyler boşuna konuşmuyoruzun karşında çıkmış. Bizi dinlesinler dinlemesinler önemli değil. Biz burada doğruları söylemek için buradayız ve işte doğru bulduklarımızı gerek tecrübelerimize binaen gerek de işte artık bu yaşın vermiş olduğu ve bu sporu yapmış olduğumuzun öncesinden yapmış olduğumuzun bir olayıyla birlikte bir şeyleri daha rahat görebilip ve bir şeyleri daha acil bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Şimdi Melih çok güzel, evet ilk beşte başlaması bir kaptan apoletiyle, takımın kaptan olması apoletiyle bu işe ona vermesi güzel ama Melih'in sanki devamlılık sorunu vardı ve birazcık da o şeyi taşıyamadı gibi geliyor. Yani o sürekliliği taşıyamadı. Yani Melih'i kötülemek istemiyorum ama sanki o ilk beş başlamanın verdiği o stresi bir kaldırabilseydi diye, yani uzun süredir olmayan bir şey olabilir belki. O da bir anda beklemiyordu olabilir. Ayrı konu. Bunlar tartışılır evet. Ama onu tam böyle bir hazımsayamadı. Maça kafasınca bir girememiş gibi görüyorum. Ama total anlamda baktığımız zaman yorgunluk var. Yani takımda hakikaten artık yavaş yavaş Galatasaray derbisi oynandı. İşte kötü gidişatın arkasından gelen bir galibiyet serisi. Hep bir iki maç oluyordu ama üçüncü maç böyle saçma sapan deli saçması maçlar kaybediyorduk biliyorsun. Son anda kaybedilen maçlar gerek hakem hatası oldu gerek bireysel anlamda. O koparamıyorduk o zinciri. Bu dörtlü strike'ı ilk defa yapıyoruz galiba. Yani bu 5-6-7-8 olsun da çift maç haftasının içeride dahil olduğu ilk defa bir dörtlü strike yaptığımızı görüyorum. Şimdi ben sana hatta interaktif dedim. Biz biraz da Türk halkı olarak böyle şeyleri severiz. Geriye dönerek ah demeye çok severiz ama biz de gerçekten ağlanıyoruz. Yani o bu böyle sonbahar başlangıcında Euroleague'le beraber başladığımız dönemde işte hayıflanacağız biz bunlar dedik ama ben tahmin ediyordum çünkü bu sürece gireceğimizi, yani bu pozitif ivmeyi yakalayacağımızı. İşte Olympiakos'a gel yapma, Real Madrid'e gel yapma, Barcelona'ya gel yapma. Var mı aklında? Panathinaikos'a gel yapma. Panathinaikos'a gel yapma. Yani tabii ki bunlara gel yapma derken şimdi 4 tane maç sendik. Şu anda 7'ye 9 olduk 16 maç sonunda. Yani en kötü ihtimalle Efes. 7'nin üstüne 4 koysan. Efes maçı. Tabii 11'e 5. Yani Efes maçı. Belki ama hani şu 4 maç çok spesifik, hemen akıllarda kalan, hemen sayabildiğimiz, evet, hemen öngörülebilir olan maçlar. Yani onunla bile yani 11'e 5'ti yani şu anda. Gerçekten daha başka şeyler konuşurduk ama geçen seneki gibi ivmeyi böyle kendi lehimize çevireceğiz gibi ve geçen seneden çok daha kaliteli bir kadro isim olarak baktığımız zaman iyi bir ekip olduğumuzu söylemiştik ama takım olabileceğiz mi? İşte Burcu'da Djordjevic'in işte alması gereken rol, oraya koyacağı işte nasıl söylenir, eklentiler olacak mı diye böyle kafamızda soru işaretliydi ama evet, o soru işaretleri hala devam ediyor aslında. Yani çok biraz gitmiş olsa da büyük bir çoğunluğu devam ediyor. Kim adına? Djordjevic adına. Oyuncu grubu adına. Oyuncu grubu gerçekten gerçekten yani nasıl söylenir, hem takım savunması anlamında ki özellikle takım savunması olarak çok gelişiyor Fenerbahçe. Şimdi hani Baskonya'yı eski Baskonya değil diyoruz ama Fontecchio'yu biz sene başında çok istediğimiz bir oyuncuydu. Baldwin sene başında çok istenen bir oyuncuydu. Enoch gerçekten şutu keskin olan bir şutör. Baktığın zaman yani bu tarz Granger yani bu 3-4 tane çok gerçekten Euroleague seviyesinin üstünde oyuncu kalibresine haiz oyuncular var. O yüzden onları şu ritmine sokmamamız da bu başarı. 53 sayı Euroleague'in hangi takım olursa olsun o sayı ne derler, averajını tutmak gerçekten çok olağanüstü bir işti. Bu açıdan tebrik ediyorum takımımızı. 75 sayı attık. 75 sayı atmamızın sebebi de 3. periyottaki biraz lankayetliğimiz, biraz artık rehavetimiz, aslında biraz da yorgunluk, gerçekten çok yoruldular. Bu kırım zaten Makabi maçındaki o, biliyorsun hatırlarsın, bir pozisyon olmuştu artık. Sağ baseline'da 2. yarıdan bahsediyorum. Böyle ayak ağrısı girmişti baldırın, ön baldırının de yavaş yavaş bir ayak ağrısı girmişti. Hatta soğumaya Pierre'i hemen üçlük atıp böyle gülerek gelmişlerdi. Yani Allah razı olsun attın da döndük yani. Yoksa hiç dinleneceğim yok. Bizden bir hareketi vardı. Oradan ben biraz yavaş yavaş böyle huylanmıştım ama muhtemelen galiba o kas ağrıları çok sürekli maç oynayarak, bir de Booker abi bu tempoyu çıktı mı odur. Bilmiyorum yani, ben Booker'ı izlediğimden beri herhalde en ihtimalle bu temponun bence yani biraz yarısı Bayern Münih'te olmuştur. Gene Djordjevic zamanı ama bu kadar, zaten bu kadar yüksek tempoda bir takımda oynamadı zaten. Yani hani koş basketbolunu veya da ne bileyim hedef basketbolunu oynayan bir takımda zaten ilk defa oynuyor şu an Booker. Ve keyif de alıyor. Biz de keyif alıyoruz gerçekten. Çok. Hücum yapmayı çok seviyor. Evet, Djordjevic de ikna etmiş onu. Hücum sırasını ona gerçekten yeteri kadar fazlaca veriyor. Ve Booker artık yani bir top var ilk periyotta. O topta dedim ki tamam, Booker olmuş. Bir top sekti. Booker
sağ baseline'den arkasından oyuncunun arkasından koşup topu tamamlama isteğinde arzusunda top takibi yaptı. Bu çok güzel bir donaydı bence. Yani Booker kafa olarak burada olmuş olmasıyla alakalı. İnşallah yani sürekli bir sorunu vardı diyorduk Booker'la. O sorunu da çözer çünkü çözmüş gibi görünüyor. Tabii galibiyetler de bunu artık perçinleyecek. Biz dolayısıyla daha başka bir yere evrilebileceğiz. Sen biraz sonra belki vereceksin istatistikleri. Hem de schedule olarak yani bundan sonraki programı. Galiba 6 maçın 4'ünü kendi sahamızda oynayacağız. Yani bizim şeyimiz de nasıl söylenir? Fixture avantajımız da bize dönmeye başlayacak yavaş yavaş. Evet. Aynen öyle. Ponolara dedik. Ponolara niye dediğimizi Ponolara bize bugün gösterdi sağ olsun 15 sayı atarak ve 4 rebound alarak gerçekten takdire şayan bir performans sergiledi ama bunun devamlılığının sağlanması lazım. Dediğim gibi inşallah bizim buradan söylediklerimiz, başka insanların da söyledikleri tabii ki çok saygın olarak Murat Muratanoğlu gerek burada dijital ekranlardan işte gerek Fenerbahçe TV ekranlarında çok güzel yorumları var tabii ki onların da. Oradan da faydalanıyoruz. Onların da söylemleriyle birlikte aynen öyle. Onların söylemleriyle birlikte inşallah bazı şeyler teknik heyete gidiyor ve teknik heyet tarafından değerlendirilme alınıyor. Belli ki zaten biz Fenerbahçe için söylüyoruz bunları. Yani bizim söylemlerimizde başkalarının söylemlerinde kim söylerse söylesin. Doğruyu söyleyen herkes başımız üstünde yeri var zaten. Sıkıntı yok. Lando De Colo ve Veseli. Valla Bogdanovic ve Veseli de diyebilirdik. O şampiyonluğa biz tabii ki Veseli'nin payı o şampiyonlukta başımız üstünde her zaman gibi bir yer. Ama ben sanki o şampiyonlukta biraz Veseli de sakatlandığı bir periyot vardı Final Four döneminden önce. O yüzden öyle olduğu için ben Bogdanovic'le kısa ve uzun şey yapacağım. Birleştirmesi yapacağım. Panathinaikos serisinde sakatlanmış değil mi? Panathinaikos serisi öncesi sakatlanmıştı Veseli. Evet, yetişti. Panathinaikos maçı yetişmişti ama ondan önce bir sakatlığı vardı. Ben sezonun bütün anlamında söylüyorum. Yani sadece o playoff'a sormayacağım. Tabii ki playoff her şey belirleyen sistem de. Orada da emeği atılamaz ama orada sanki hani o uzun kim diye koyarsan oraya judo deriz değil mi? Birinci aklımız aslında judo performansı gelir. Hakikaten takdire şayan bir performanstı o an için. Ama şu an Veseli artık yani judo'muş da eminim artık başka bir şeymiş falan değil. Başka bir yere evrildi yani. Ben hani megastar, süperstar şeyi yapmıştım. Kıyası yapmıştım. Artık megastar upgrade'ini bence şey aldı. Dekolu aldı artık. Bence Euroleague'in en iyi kısası bizde ve en iyi uzunu da kesinlikle zaten bizdeydi. Yani bizde yani tartışmasız bizde. En iyi kısa ve en iyi uzuna sahibiz. İnşallah bunun da karşılığını evet adım adım sakin giderek yani belli ki bir yere gideceğiz ama ilk 8 olarak belirleyelim. Ben yine söylüyorum ilk 4 niye olmasın. Bu kadro kalitesi zaten diyorum ya şu kaybedilen maçlar olmuş bir olsa zaten ilk 4'ü konuşacaktık biz bugün. Yani çokça eleştirdiğimiz Georgevic'e rağmen işte çokça eleştirdiğimiz yönetime rağmen biz şu an ilk 4'ü kovalayacaklar. Çünkü bu oyuncu kalibresi bu ligin gerçekten üstünde olan oyunculardan oluşmuş. Evet çok şükür ki Baldwin'i almamışız bu arada. Baldwin gerçekten bizi yani bizi gerçekten şöyle oldu. Acaba alsamaydık diye düşünürsün ya bir ürünü alırken dersin ki acaba bunu mu alsaydım onu mu alsaydım. Baldwin bizi doğruladığı için teşekkür ederiz. Yani hayıflanmadığımız için ilk almamışız gerçekten. Fontecchio için belirli periyotlarda onu söyledim ama Fontecchio'da o kumaş varsa yani biraz da basketbol kötü bir takımda olmuş olmasından dolayı bir doğru rotasyonda izlemek lazım Fontecchio'yu. Çünkü Fontecchio için çok onu konuşamıyorum. Çünkü yine de bireysel anlamda. Çünkü artık Baskonya adına bazı olaylar bireyselliğe dönmeye başlamıştı. O yüzden çok böyle hani bir yani bir maçlık performanstan bu iş çıkmaz. Takip etmek lazım Fontecchio'yu. Gelecek vaat ediyor çünkü. Yani Şehmuz bu maça çok giremedi bence. Yani oyuncu grubuna bakarsak. Metecan rebound konusunda 2-3 tane kritik reboundı var. Onu sonradan asiste dönüştürdü. Aferin bu. Güzel bir oyun vizörlüğü diyelim ona. Çakraları açık bir pozisyonda olduğunu göstermiş oldu. Aktif bir pozisyonda olmuş olduğunu gösterdi. Yani 13 sayı sen vereceksin ama ben de almışım tutamamışım. Senin rolünü çalmak istemiyorum ama 13 sayı 5 rebound 3 blokla oynamışsın. Sen Veseli nelere koşuyorsun? Yani daha ben bu aldıklarım sen de yanına stikler verse verirsin. Yine uçuyorsun aslında. Evet, Lando De Colo 17 sayı, 7 asist, 6 top çalma. Baba ne yapıyorsun? Sen nereleri koşuyorsun gerçekten? Evet, yani can feda, süper. Ya işte böyle olunca işte biz de burada çok coşkulu, hiç bitmesin. Bu programı 2 saat yapabiliriz ama sıkılırlar mı bilmiyorum. Ama YouTube'da evet sıkılma ihtimalleri var. Bilosuslara bastım ben, çok coşkuluyum. İnşallah her yayın böyle olsun, üstüne koyarak gidelim. Çok çok güzeldi. Bir parantezi Castelio'ya.
Castelio herhalde bizim bu kapalı çarşı sokaklarında çok fazla bilmiyor. Bir akşam saatlerinde bir gelsin oralara da. Bir odun da havalanırken bir eline ben bir arkadaşlarımı söyleyeyim. Karagümrük'ten falan arkadaşlar gelsinler de bir karşılaşsın istiyorsa. Böyle deli saçması yani. Şimdi ben burada tabii biraz mübalağa yaparak anlatıyorum da. Çok saçmaydı canım o hareket. Ve yani ben en çok hoşuma gitmeyen hareket gerçekten. Yani bir sporcusun sen artık. Yani yaptığın hareketi farkında olman lazım. Evet yetişemedin. Zaten yerdeydin. Müdahale etmek istedin. O müdahale tarzı aşırıya kaçtığını çok iyi biliyor olman lazım. Hareketi yapan sensin. Evet. Artık bitmiş iş. Ve senedi sana tepki göstermemiş ama türbünlerden gelen bir baskı var. Yani tepki var haklı olarak. Ya acaba bir şey mi oldu? Ne saçma sapan deli saçması bir hareket diye bakıyorsun. Abi yani dönme de ki yani ya kusura bakma özür dilerim ben yani fazla bir hareket yaptım. Doğru. Yani tehlikeye mal verecek bir hareket yaptım demen lazım sporcu olarak. Hiç böyle sanki ya olmuş falan filan dedi. Yani öyle bir kafadaysa gerçekten bekliyoruz kendisi. Hiç problem değil. Gelsin tanış olalım yani Türk gençleriyle beraber. Texas'ın arka sokaklarında bizde de çok güzel sevecen yerler vardır yani. Neyse konumuz bu değil. Allah'ından bulsun. O da bir gün kendisi de yapılır. Yapıldığı zaman o avacıyı çekerdi. Sportif tarafta kalmaya devam edelim. Her zamanki gibi. İşin şakasındayız zaten ama gerçekten çok saygısız bir hareketti. O da kendini küçültmüş oldu bu hareketiyle. Öyle diyelim. Vallahi Onur. Sözü benden al bence. Ben çünkü devam ederim konuşmaya. Sözü ben sana bırakayım. Çok keyifliyiz. Allah devamını nasip etsin inşallah. Ya kesinlikle oynanan oyundaki iştah, oynanan oyundaki akıcılık zaten o kadar güzeldi ki böyle saatlerce konuşsak. Çok özür diliyorum. Bu demek değil ki hala kadroya nicelik olarak transfer lazım değil. Lazım. Bravo. Aynen. Kesinlikle lazım çünkü inanılmaz dar bir rotasyon. Yazık olur. Düşün bu ya. Kadroya yazık olur yapmasınlar. Okyanusu geçip zaten nerede boğulacağız? Boğulursak bu yönetime yazar. Aynen. Zaten benim çok sevdiğim, en kıymet verdiğim oyunculardan Bartel zaten yok. Yani oradan otomatikman hem oyuncu rotasyonu olarak girsin. Aynen. Oradan zaten böyle bir derler. Yabancı kontenjanımızı kullanıyoruz. Olmadığı halde oraya dolduruyor. Bu arada önümüzdeki hafta Asfel maçı var. Asfel maçından sonra şey oluyor. İlk yarıyı bitiriyoruz Euroleague'de ama Bartel umuyorum ki herhalde böyle Nisan gibi falan döner diye düşünüyorum. Böyle kenarda oturup havlu sallamak için gelecektir muhtemelen. Şey yok zaten yeni çıktı biliyorsun sakatlık. Süre alamadı. Hiç oynamadı. Çok dediğim gibi daha sanıyorum Sabahleyin zaten. Aynen yani Ahmet sakatlanmış. Geçmiş olsun. Yani Ahmet'e geçmiş olsun. Zaten sakat olmasa da açıkçası zaten Euroleague'de hiç koç değerlendirmiyor. Ligde de zaten yani bakıldığı zaman ancak böyle işte çok maddi krizde içinde olan belki bir Afyon maçında maksimum oynayacak. Belki Santiago maçında rakipleri burada küçümsediğim için değil ama yani Ahmet'in kendini gösterebileceği maçlar, süre alabileceği maçlar o tarz maçlar diye inanıyorum. Yani istatistik anlamında sen zaten güzel istatistikleri paylaştın. Yani ben şurada bakıyorum şimdi gözüme çok çarpan bir şey. Yani Devin Booker zaten 8 sayı, 5 rebound, 1 asist de oynamış ve ikinci yarı hiç oynamadı bakıldığı zaman. Ya Pierre'i ben gene bugün birazcık tutuk gördüm. Uğur'a özellikle bir top vardı. Yani orada böyle iki kişi sıkıştırmış hala vuruyor. Henry'e atmıyor topu. Hatta fark ettiysen belki oradaki müdafaada bir de yani Georgievich yani böyle pozisyonu izlerken böyle bir ters ters bakıyordu kendisine. Pierre orada çünkü yüksek postlu adamını tutuyordu öyle söyleyeyim sana. Top orada bir dönüyordu. Yani Pierre'i çok iyi görmedim ama onlarca zaten senin verdiğin istatistikler var. Ben birazcık işte o zaman şeye getireyim. Fikstüre doğru geleyim. Olur Guduric geliyor mu sence? Kafa olarak rahatlamış gördüm ben Guduric'i. Kafa olarak rahatlamış gördüm. Beden olarak da rahatlamış gibi gördüm. Ya ben açıkçası Guduric çocuk 40'ını çıkardıktan sonra rahatlayacak diye düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Yok gene değildi. Gene değildi. Yani özellikle evet. O üçlük çizgisi arkasından hani Guduric, Polonara, işte Dekolo, Pierre üstüne işte bir de ekleyebilirsek yani performans olarak geçen seneki Pierre olsa bir de üstüne Pierre ya 5 tane şut bulabileceğin oyuncu. Yani bu arada tabii Pierre Henry'e de gene başımız üstü yeri var. Bence kendisinden evet. Beklenenin fazlasını yaptı her iki alanda da. Ona da teşekkür ederiz. Evet. Allah devamını nasip etsin. 6 sayı, 5 rebound, 4 asistle oynamış Pierre Henry. Müthiş. Evet. Yani çok dengeli oynamış bakıldığından maça çok iyi başladı. Kafadan zaten o 2 üçlüyü soktu. Ve alev alevdi. Zaten müdafaa kısmında söyleyecek hiçbir şey yok. O inanılmaz baskıları rahatsız ediyor. Çünkü birçok top kaybında da zaten onun baskısıyla zaten başladık oyunu. O çok önemliydi. Fikstüre geldiğimiz zaman biz şu anda Asfer deplasmanına gideceğiz 23 Aralık tarihinde Uğur.
Ve böylece ilk devreyi bitirmiş olacağız. Hemen akabinde 29 Aralık'ta hemen yılbaşından önce Real Madrid'i konuk ediyoruz ve ikinci yarıya başlıyoruz fikstürde. Daha sonra ayın 6'sında yani Ocak 6'sında yeni yılın ilk maçında Kızılyıldız deplasmanına giriyoruz. Olympiakos Alba Berlin ve Zalgiris'i ağırlıyoruz üst üste içeride. Üç maç içeride mi? Ve 3 maç içeride Aman 27 Allah'ım, onu Ocak geçeceğiz tarihinde inşallah de ya. Bir de ondan önceki inşallah. Galatasaray Real Madrid Kızılyıldız'ı geçerse 6 yaparsın. Buradan da 4 10. Of, süper, daha ne olsun vallahi bak. Yani şöyle Maccabi maçıyla Ocak ayını bitirdikten sonra zaten Şubat'ın birinde de Asvel'le oynuyoruz. Yani baktığın zaman dediğin gibi çok dişe dokunur ve Asvel'le bir ay içerisinde çok kısa sürede oynayacağız. Yani Milano deplasmanından önce ben açıkçası bu fikstürde Fenerbahçe'nin tulum bile çıkartacağına inanıyorum. Burada Kesin. tulum çıkartır Fenerbahçe. Vallahi kesin. Yani bu bugün dediğim gibi yani ben maç başladığından itibaren zaten hani dersin ki tamam maç çok sıkışmıştır. İki sayı geridesindir mesela. Ya da 12-13 sayıdan dönmüşsündür. Kritik bir üçlük sokarsan böyle bir hırslanırsın edersin mesela. Yani bugün zavallı Baldwin'in Polonara'nın üzerinden vurduğu smaçta yapmış olduğu hareketler çok sakile hareketlerdi bakıldığında. Ama bir bakıyorum Henry daha maçın başında üçlüğü sokuyor ama böyle bir inanılmaz bir hırsa geliyor. Polonara sokuyor aynı şekilde. Veseli zaten özellikle ikinci yarıda skor katkısı vermeye başladığı zaman iyice tribünle oynamaya başlayınca yani ben açıkçası şunu gördüm. Özlediğimiz Fenerbahçe'yi gördüm Uğur. Gerçekten özlediğimiz Fenerbahçe'yi gördüm. Taraftarıyla bütünleşen, oynadığı oyundan keyif alan yani her şeyi çok doğru yapan bir Fenerbahçe vardı. Tabii ki yorgunluğun sonuçta bir derbi oynadık ve bakıldığı zaman yani sert bir atmosferin içinden çıktık. Yani derbi üzerine çift maç haftası oynuyorsunuz. Ne kadar Maccabi maçı çok önde gitsek de bir ara maç 5'lere geldi. Oranın çok ciddi bir stresi var. Şimdi belki burada Baskonya bizim maçı oranla bir Efes maçını çok çok daha iyi oynadı. Maçın belirli periyodunda çünkü çok kafa kafaya gitti orada maç. Hani Efes orada son darbe onlara çok ağır vurdu. Ama biz maçın başından sonuna kadar biz de o yorgunluğa rağmen Baskonya'ya sadece zaten 3. çeyrekte 12-15 zaten sayı olarak vermişiz oyunu. O da dediğin gibi zaten kendi birazcık lakaytlığımız oldu. Biraz daha böyle nasıl olsa maçı kazandık modundaydı ama her şeyin finalinde keyifli bir gece. Yani sahaya girip de bir ribaund olan oyuncumuzun da katkısı çok güzeldi. Yıldızlaşan Namlu'nun da Veseli'nin de Polonara'nın da katkısı çok güzeldi. Yani her şeyden önce taraftarın artık oyunun içine girmesi bizim için çok önemli. Çünkü artık ben Ataşehir'de geçen sene yani pandemi öncesinde de son zamanlarda Obradoviç döneminde bile tiyatral izleyen böyle bir seyirci topluluğu görmekten çok sıkılıyordum. Yani biz bile maça gittiğimiz zaman bazen o kadar sıkılıyorduk ki ben normal atılan bir baskette bile böyle gol olmuş gibi artık kalkıp bağırıyordum. Belki yanındaki 2-3 insan bağırır çağırır o bir gaza gelir diye ama yok yok bugün çok şükür kulağımı çekiyorum yani artık seyirci de işin içine girdi. Bizim yolumuz açık. Ben buna inanıyorum ama dediğin gibi transfer lazım, transfer lazım, transfer lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senden de son birkaç cümleni rica edelim. Akabinde de programımızı Valla son birkaç cümle şöyle. Ben de az önce programa başlarken işte kulakları çınlattık galiba diye mesaj bir yerlere gitmiş diye böyle bir Polonara için konuşmuştuk. Ben onu sonlandıralım. İsmet için de bir kez daha Evet. tekrarlayayım burada kısaca. Yani İsmet'in bence süre almaması için bir nedeni yok Euroleague için. Evet. Veya kadroda olmasının bile hiçbir nedeni yok. Olmamasının bir nedeni yok. Yani Biborovic başımız üstünde. Evet, gelecek vaat ettiğini bildiğimiz bir oyuncu ama gelecekte bir gün gelecek, yani artık o gelecek de geldi artık. Yani o yüzden İsmet de çok yaşlı bir oyuncu değil zaten herhalde. Bildiğim kadarıyla 24-25 yaşlarının olması lazım İsmet'in. Hemen söyleyeyim ben de sana. Sana zahmet bak, başarısı olursa Tabii. eğer o yaş kategorisinde olduğuna inanıyorum. Hani taş çatlasa en fazla 26-27'dir yani. 28 değildir diye düşünüyorum. Yani o yüzden öyle bile olmuş 26 yaş. olsa kaç? 26. 26. 26 yani 26 yaş. 20 yani 26 yaşında, yani 26 yaşında orta yaş grubu sayılıyor. Oyunculuk performansı, yani oyuncu yaş kategorisi anlamına baktığınız zaman. Yani değerlendirmesini gerektir. Yani o saygıyı hak ettiğine inanıyorum ben, bence İsmet'in. Çünkü mesela Türkiye Ligi'nde o doneleri verdi yani. Hani kaliteli işler imza attı. Ben Tarık'ın Türkiye Ligi'nde bile kaliteli bir iş yaptığını şu ana kadar çok net bir şekilde görmedim. Bu Tarık'ın kötü oyuncu olduğunu göstermez. Bu Tarık'ın yeteneklerini gösterememesinin ona Doğru. bu yorumu yaptırdığını delaletidir. O yüzden keşke bir şeyleri görsek de söylesek, yani yeteneğim var ama gösteremedikten sonra kime var o yeteneği? Yeteneği gösterildiği zaman anlam bulan bir şey yani.
Söyleyeceklerim bu kadar. Vallahi Onur'um ben de uzatmayayım. Çok güzel bir galibiyet aldık bence. Evet. Galibiyet serisi yakalandıkça bence tabii Djordjevic de haliyle biraz daha silkelenecek. Biraz daha belki rahat bir çalışma ortamı bulup o da kendince kafasını biraz daha kaldırıp daha ikna edilebilir olaylara yöneleceğini düşünüyorum. Umarım o da böyle bir kadronun altında bir koç olarak kalmaktansa böyle bir kadroya layık olabilecek bir koç olma sevdasına düşer diye de bir sufleyle bizim tarafa şey yapayım, mesajımı ileteyim. Direkt hem dileğimi hem mesajımı iletmiş olayım. Peki, ağzına sağlık Uğur. Yani dediğimiz gibi galibiyet güzel olunca, oyun A'dan Z'ye harika olunca zaten sağ olsunlar bize sadece oyunun güzel tarafını, keyifli bir maç sohbeti yapma şansını verdiler. Yani burada A'dan Z'ye tüm takımı, tüm staffı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'ye yakışan bir galibiyet oldu. Fenerbahçe'ye yakışan zaferlere, Yellow Legacy'ye güzel bir sayfa daha ekledik bu akşam. Ben öyle söylüyorum. Çok keyifli oldu. Sevgili Fenerbahçeliler, bugün dilimiz döndüğünce Baskonya maçımızı sizler için değerlendirdik. Umarım siz de yayınımızdan keyif almışsınızdır. Her geçen gün artan ilginize, sevginize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı her zamanki gibi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sarı lacivert günler diliyoruz, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.